Onur, ben sizi destekliyorum. Aycan'a ne zaman yüzük takacaksın? Evet, Aycan'ın en merak ettiği soru. Hiç evet, de merak etmiyorum. Sevdiğimle yan yana olduktan sonra bir yüzük parçası benim için önemli değil Gamze. Sen önce bir sevgili bulmanın yollarını araştır, sonra yüzük tarihini önemsersin. Evet canım. Soruyu bana sordular, cevabını Gamze ile Aycan verdi. Çok hayır, Gamze verdi, ben de Gamze'ye cevabını verdim. İyi de bir şey mi söyledim? En çok bunu Aycan merak ediyor dedim. Sen ne kadar değişik bir insansın ya. Değişeyim. Şimdi yüzük mevzusu evet bizim aramızda zaten son zamanlarda biraz sorun oldu. Sanki ben yüzüğü takmak istemiyormuşum, devamlı kaçıyormuşum gibi bir problem oldu ama zaten ilişkimizde ara ara sorunlar oluyor ama her şey rayına girdikten sonra nasip olursa bunlar da yaşayacağız inşallah. Aynen yani bunun bir vakti bir hesabı yok ama inşallah yakın zamanda olur. İnşallah. Zaten şöyle bir şey, direkt öyle ay milletten eleştiri alırız, tepki alırız, hadi gel yüzüğü takalım diye bir durum yok. Zamanı geldiğinde tabii ki de böyle bir şey olacak. Hani bu zamanı... Senin zaten bu konuyla alakalı bir problemin yok herhalde, yok değil mi? Yok ya, ben o abant olayında bir şaka yaptım diye ki herkes bunu çok abartıyor yani. Hiç gereği yok, illa yüzük takalım diyen birisi değilim ben. Sevdikten sonra yüzük her şey zamanı geldiğinde yaşayacağız zaten. Bu bizim evet, için bir problem değil. İnşallah Allah nasip ederse yaşayacağız. Yok değil, tabii inşallah. Kısmet size olur evinde yeni bir yenilik, sokak röportajları. Bence renk kattı. Bizim de sormak istediğimiz karşı tarafa soruları böyle sokak röportajlarından pata pat alabiliriz. Güzel oldu. Dikkatimi çeken bir soru vardı. Onur ve Aycan'la ilgili neden yüzük takmıyor Onur diye. O yüzük öyle zorla takılacak bir şey değil. O yüzüğü takmak isteseydi bu zamana kadar takardı. Böyle bir ay, iki ay, üç ay yok bu işin. Ne kadar zorlarsan adamı o kadar kaçar. Bekleyelim görelim, kısmetse olsun. Gökhan'a sormak istiyorum. Sibel'e daha önce oyuncak araba almıştı. Gerçek araba alacak mı diye sormak istiyorum. Kadın gülüyor abi. Kadın gülüyor. Yok artık. Ay, insanların neyi merak ettiğine bakar mısın? Çok komik değil mi? Halk. Ben anlamadım seni. Tapu var mı? Tapu üstüne yapalım her şeyi. Yok aşkım. Valla evlenirsem evde tapu da arabada olur zaten. Ki zaten annemin sözü var. Evlendiğin zaman geline yapacakmış bunları. Yapma sebebi de sen çok zamparasın, yarın öbür gün bir şey yaparsan kız ortada kalmasın diye demişti. Gelini düşündüğü için. Vallahi öyle bir seviyeye gelsek alırım. Teşekkür ederim aşkım. Zaten benim de olsa, eşim olursa benim adım da eşim. Yani böyle. Yani onun dışında istersen mesleğim gereği kiralayabilirim. %50 indirimli. Öyle bir imkanımız da var. Olur yani. Alırım arkadaşlar, alırım. Elimden aşkım, ne geliyorsa en iyisini alırım. Sen beni sev yeter. Ne yapayım? Sev. Tamam, o da olur. Daha iyi için benim. Daha uygun. Daha uygun. Arabadan daha mantıklı yani. Benim için daha uygun hayatım. Atma, yapma. Ya toplum içinde yapma şunu işte. Hayatım bak, dikiş diktiriyorsun. Dövüyorsun. Dikişme mi? Evet. Annen duyuyor. Aşkım annen izliyor. Değil mi? Kontrolü diktirdi bana getirip ya. Aşkım annen izliyor. Bak vazgeçecek zaten. Önce sevmedi ya beni. Ama şimdi seviyor tabii. Hayatım derdimiz araba olsun. O gülen kim öyle? Ya Sibel full time gülüyor. Nasıl benim başıma gülüyor? Gülmeyi bırak, bir de gömüyor. Vallahi ya, bence arada Gökhan da full time gülüyor. Ya arada öyle bir şey söylüyor ki bilinçli söylemiyor. Annem seni sevmiyor mu dedin sen? Ha, ilk başta istemiyordu ya hayatım. Hayatım annem seni sevmiyor diye. Şimdi böyle söyleyince kadın vazgeçecek diyorum hayatım. Geçen akşam annemle bir saat telefonla konuştun, hiç annem öyle bir şey söylemedi sana. Hayır, ilk başta dedi ya hani seni önce farklı tanıdım dedi. Sevmiyordum dedi ama sonra gördüm bütün aile seni benimsemiş. Seni istiyorlar, ben de istiyorum gibisine konuştum. Ha. Aynen. Gökhan Bey, Sibel Hanım'ın nesine aşık oldu? O zaman onu sorayım ben size ya. Ay nasıl bir soru ya? Gökhan Sibel'in nesine mi aşık oldu? Ablacığım saymakla bitmez. Öncelikle bunu söyleyeyim. Nesine? Bence gülüşüne çok tatlı gülüyor. Ya ben onun, aynen. Başka? Ya oradan kim söyledi onu?
Bir söyle. Bir söyleyebilir sence? Ya pozitif. Adresle. O kadar pozitif ki. Hani bir de çok güzel gülüyor ev. Değişik, ben de anlamadım yani. Pozitif. He? Pozitif. Harbi saymakla bitmezmiş. Saymadı, yani bitmez. Negatif olsa sevmeyecek. Yok abi, sınıflandıracağım bir şey yok yani, anladın mı? Bütünüyle sevdim. Bütünüyle sevdim yani. Tatlısın. Tövbe yarabbim. Saymakla bitmez, tamam bitti. O kadar. Yani şimdi say deyince sayamadım. Hadi Gökhan, ciddi ol, söyle. İsterse bakalım. Sibel ilk defa gülmedi abi. Sibel. Aşkım, neyime aşık oldun? Evet, kadın sormuş. Çok merak ediyorum aslında. Sen niye gülüyorsun şu an? Sana desene say. Kadın gibi soru geldi ama. Bayanın evet. Sorduğu neyime aşık oldun aşkım? Tabii ki gülüşüne. Evet. Gül bakayım. Mimiklerine. Sinirleri bozuldu. Ne oldu Didem? Yemin ederim sinir. Ne oldu Didem? Ne oldu? Ben anlamadım. Ne oldu? Ne oldu Didem? Ay sinirleri bozuldu. Didem bu stres Didem'e birden şey olunca ben siniri bozuldu. Ay sinirleri boşaldı. Şu an. Bugün de çekinesim geliyor. Ay. Ben amacım. Allah'ım ya. Didem yaptım, onun gibi güzel gülemiyor o yüzden şu an. Evet, çok iyiyim şu an, harikayım. Mesela ben bunu yanlış anladım ama Sibel bir şeyleri yanlış anlamıyor. Ben de anladım, o anlamıyor. Anlamıyor işte. Beni çok değiştirdi Sibel ya. Vallahi değiştirdi, ben sakinleştim mesela. Demek ki sen ben yani tepki vermen lazım. Evet, tepki veremem. Veremem kız, şu an. Bu da hiçbir veremiyorum şey söyle. Yani. Aşkım hayır, neyin olduğunu anlıyorum ama cevap verme gereksinimi duymuyorum çünkü. Ben mutluyum, bitti. O sen yine çok anlama hayatım. Benim ne benim söylediklerimi anla. Ne etrafımda. Ya hiç kimse benim umurumda değil ki. Geç anla ya. Ben yaşadığıma bakıyorum. Geç anlamak değil. Anlıyorum ama susuyorum. Yok ha. Aşkım ben seni böyle seviyorum. Zaten herkes hak ettiğini yaşıyor. Herkes hak ettiğini yaşasın. Doğru diyorsun evet. Gökhan ve Sibel'e nesini seviyorsun gibi bir soru geldi ve Gökhan sayamayacağım kadar çok dedi. Ama o kadar çoktu ki hiç sayamadı. Gülüşün dedi, tıkandı. Gerçekten de çok fazlaymış. Diyecek hiçbir şey yok. Cevabı verdi bence. Sen zaten Sibel'e kızamayacaksın da büyük ihtimal. Kızamıyorum ki zaten. Yok yani Sibel çok enteresan ya. Aşkım. Böyle falan diye geziyor abi. Ya anladın mı? Ya hep gülüyor. Hiç şey yok. Bizimkiler de oturmuş orada ikisi mahkeme duvarı. Mahkeme ya ben gibi. Dün ben neyin var dedim, ondan sonra orada bir bak, şeyler oldu. Didem'e bıraksana şöyle yapacak. Ya da Didem'e bıraksana harbiden arkasını çıkartacak. Biraz daha dur. Hayır Didem seni de seviyoruz diyecektim. Ama bir şey söyleyeceğim, kötü yanları da var. Dün ben Sibel'e trip attım, anlamadı. Abi tamam zaten sıkıntı oldu abi. Sibel'e dedim ki biz seninle küstük değil mi dedim. Ne zaman dedim. Ya şimdi bir şey diyeceğim ya. Ben buradan desem ki, siz buradan deseniz ki Aycan. Normalde Onur pudingi erkekler evine yaptı deseniz o puding benim kafaya inerdi ya da buradan aşağı doğru gelirdi puding yani. Sibel'e diyoruz ki pudingi bize yaptı. Beyler kime yaptı? Bize yaptı. Bize yaptı. Ya beyler ya bize gitti. Kime yaptı? Peki o zaman dedi gitti. Üç kere bize yaptı dedim ya. Aaa dinlenim dedi gitti. Öyle öyle. Ha? Üç kere de bize yaptı dedim ya. Oh olsun ha falan. Ya onun takıntıları yok ya öyle değil. Çok enteresan ya. Vallahi maşallah. Allah buldum. Ben yıllardır aradığımı buldum ya. Çok rahat. Allah inşallah sizin eşleriniz de yakında böyle anlayışlı olurlar.